TL ana para, şirketi önden. Burada 400 bin TL faiz eklemek suretiyle buldu 1 milyon 200 bin TL'yi. Finansal kira alma şirketi 5 yıl boyunca eşit taksitlerle kira bedeli adı altında ne yapıyor? Anonim şirketten tahsil ediyor. Şimdi bu işin karşısı açıdan getirilecek olursa, bir defa satışa konu ettiğimiz taşınırın maliyet bedeli 1 milyondu, birikmiş olmaktan 680 bin TL'ydi. Dolayısıyla net değeri ne kadar arkadaşlar? 320 bin TL. Kaça sattık biz bunu finansal kira alma şirketine? Karşısında ne kadar para aldık? 800 bin TL. Arada oluşan 480 bin TL'nin tutar, normalde madde duramamak satış kârdır, aile kârdır, değil mi? İşte bu madde kapsamında gerçekleştiği için o 480 bin TL'nin tutar tamamı vergisiz. Bu 480 bin TL'yi ne yapacaktık? Özel bir fon hesabını alacaktık. Sonra ne olacak özel fon hesabını tutar? Bu 480 bin TL'yi özel fon hesabını alırken diğer taraftan 800 bin TL'ye bedelle sattık ve sözleşme süre sonunda tekrar bize geçecek mi arkadaşlar? O 800 bin lira kısmı da haklar hesabında, 260 haklar hesabında aktifleştireceğiz sanki. Aynı finansal kiralama işlemde de olduğu gibi. İşte bu 800 bin lirayı aktifleştirdiğimiz tutara o taşınırın tabi olduğu amortisman süresi kadar amortisman ayırıyoruz. Amortismanı ayırırken de dikkat edin. Bu amortismanı doğrudan hesapladığımız amortisman gider yazmıyoruz. Aynı yenilme fon uygulamasına benzer bir biçimde özel fon hesabında ne yapıyoruz? Mahsul ediyoruz. Bunu mahsul ederken de, özel fon hesabına mahsul ederken de dikkat edeceğimiz husus, bizim satış bedelimiz ne kadardı? 800 bin TL'ydi. Kazanç ne kadar istihdamda yer alanı? 480 bin TL. 480 bin TL'ye 800 bin TL'ye böldüğümüzde yani kazanç, hasılatın, satış bedeli %60'lık kısmının istihdamı edildi. Özel fon hesabına alanı gördük. Dolayısıyla o 800 bin lira üzerinden hesaplanan amortismanın da her yıl itibariyle %60'lık kısmını özel fon hesabından mahsul edeceğiz. %40'lık kısmını ise genel esaslara göre amortisman gideri olarak kabul edebileceğiz. Bu 5 yıllık sürenin sonunda ne olacak? Finansal kiralama şirketi taşınması yani taşınırı götürdük sahne devrettiğinde de oradaki sembolik bedel yapılan devir işleminden de herhangi bir kazanç oluşmayacak finansal kiralama şirketi için. Peki bu saat kirala kiral işlemleri az önce her şeyi yolunda gitmiştik. 5 yıl boyunca kiracı kirayı ödemiştik. 5 yıl sonlarında taşınır mülkiyeti esas sahibine dönmüş. Bir sorun yok. Peki kiracı kirayı ödeyemediği için bu sözleşme konu taşınır ya da taşınmaz finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü bir kişiye satıldıysa yani sözleşme bir bakıma şartlar ortadan kalktıysa ne olacak? Yine burada isterseniz bir örnek üzerinden anlatayım. İkinci örneğimizde arkadaşlar bir anonim şirketi aktifinde 4 milyon TL bedelli kayıtlı taşınması için burada taşınmazlar. 1 milyon TL'lik amortisman ayırdıktan sonra yine bu saat kiralı kira işlemine konu etmiş. 1 Ağustos 2017 tarihinde güncel değeri olan 7,5 milyon TL bedel üzerinden finansal kiralama şirketine satmış. Finansal kiralama şirketi 7,5 milyon TL üzerinden faiz hesabı yapmış, 3 milyon TL'de faiz hesaplamış. Demiş ki senin bana 7 yıllık belirlediğin kira süresi içerisinde 10,5 milyon lirayı taksit herhalde bana ödersen 7. yılın sonunda bu taşınmaz ben sana geri iade edeceğim. Ama az önceki örnekten farklı olarak bu örnekte bir anlamda şirketi o 7 yıllık süre içerisindeki kira ödemeleri aksatmış. Bu istinaden de finansal kiralama şirketi sözleşmeyi feshederek bu taşınmazı üçüncü bir şirket örneğimizde o anonim şirketine satmış. Şimdi bu duruma gelecek olursak M anonim şirketi 4 milyon lira maliyet bedeli vardı, 1 milyon lira birikmiş amortismanı vardı. Net diğer 3 milyon TL olan taşınmazını kaça sattı finansal kiralama şirketine? 7,5 milyona. Ne kadar kazanç oluştu arkadaşlar? Bu işlerden 4,5 milyon TL. O an itibariyle tüm şartlar sağlandığı için de bu 4,5 milyon TL'nin kazanç için bir anlamda bir şirket istihdama yer alamadı. Öyle değil mi? Ama sonra şartları ihlal etti. İşte o durumda diyor ki kanunda şartları eğer ihlal ettiysen bir anlamda bir şirketi o zaman bu ilk 4,5 milyon üzerinden normalde benim %20 oranında 9 bin lira kurumlar verse almam gerekiyordu. Sen ödemedin
vergisini vergisi ya cezasını kullanmaksızın ama geçme faiziyle birlikte senden geri alır. Ha bir tek şurada bir parantez açalım. Eğer o sen satışı yaptığın an itibaren o gelebilir. Eğer sen zaten 5 liradaki 175'i istihdam en azından yararlanma şartları sağlıyorsan o zaman 4,5 milyon hepsi için değil, bunun %25'lik kısmı için sadece vergi kaybı kabul edilmiş olmak üzere o kısmın o mesafetinde faizin alınması gündeme gelecek. Şimdi ben bu uygulamayı kendi güvenliğine söylüyorum, o yüzden anlatıyorum. Hatta zaman zaman Emre Bey de başta olmak üzere bazen de ifade beni eleştiriyorlar. Hocam bu konu ilgi uyandırmıyor. Anlatmadı ama ben de önemli bir konu arkadaşlar. O yüzden sıkılanlar varsa kusura bakmasın. Her firmada, hani diyoruz ya bize müşavirin öpülüne çıkması gerekiyor. İş adamlarına bence şiddetle önlenmeniz, uygulamamız gereken, özellikle finansman sistemi içerisindeki şirketler için gereken bir uygulama yani bu çok ütopik, çok uygulanamaz bir madde değil. Her şirkette karşımıza çıkabilecek birçok avantajı beraber getiren bir uygulama. Onun için siz sıkılsanız da bir sıra bakmayacak. Bu uygulama kapsamında ne oldu arkadaşlar? Sat, kira ve geri al işlemleri kapsamında hem ilk satış kurumlar vergisinin istisna oldu hem de daha sonra finansal kira alma şirketinin kira ve süresi sonundaki satışı yine kurumlar vergisinin istisna oldu. Peki KDV istisnası durumunda kapalı devre vergisi kanunun istisna başlıklı 17. maddesinin 4-4-Y verdiğinde de bu anlamda da en geniş anlamda bir istisna yerlerini görüyoruz. 3 aşama var. Sat, kira ve geri al adı da öyle. İlk satış aşaması. Yani taşınır ya da taşınmaz ama bunda taşınır da bile istihdama yer alınıyor. 2 yıl süre olmasa bile. Taşınır ya da taşınmasın finansal kiralama şirketine ilk satışı KDV'den tamamen istisna. Hani kira adı altında finansal kiralama şirketi 5 yıl 7 yıl boyunca tasfiyat yapıyor arkadaşlar. O tasfiyatların tamamı kira bedelinin hepsiyle KDV'den istisna. En son finansal kiralama şirketinin esas şirkete yerine işlerin 3. aşama yine KDV'de istisna. Damla vergisi açısından durum ne? Damla vergisi açısından en geniş anlamda istisna 6728 sayı vesaire getirildi. Bu istisna kapsamında da arkadaşlar gerek bu işlemler kapsamında düzenlenen sözleşmeler, gerekse bu işlemlerin teminatı niteliğindeki tüm işlemler damla vergisi istisna edildi. Özellikle taşınırken anlamında aklınıza şu soru gelebilir. Ya hocam iyi de taşınırı satacağız. Sonra kira süresini de geri alacağız. Satarken toplam %4, alırken toplam %4, %8'i tabi harcı çıkacak. Öyle değil mi? Bu ne olacak? Bunun için de arkadaşlar harçlar kaldı. Yine düzenleme yapıldı. İlk satışta yani taşınırın sahibinin finansal kiralama şirketine satışta normalde bize vermeye bu yönünde tabi harcı nedir arkadaşlar? Alandan satandan ayrı ayrı %20 olmak üzere %40'tır yani %4'tür. Burada yine özel bir harç oranı görülür. Alandan satandan ayrı ayrı değil, sadece satandan devredenler %4.55 oranında bir harç alır. Yani yaklaşık toplam harcı 9.000'e tekabül edecek bir harçla getirilmiş. İkinci aşamada ise kira süresi sonunda finansal kiralama şirketinin mala esas sahibine devredi aşamada ise tabi harcından tamamen istisna, orada herhangi bir tabi harcı alınması söz konusu değil. Uygulaması ki özellikle yurt dışında iş yapan müteahhitlerimize ilgilendiren bir uygulama. Bunun nedeni çok kısa çerçevesini çizip sonra kısmına sorusu olursa detaylandıracağım. 25. maddenin baş bölümleri olan düzenleme çerçevesi arkadaşlar biliyoruz. Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar kurumlar varsa istihdam edilmiş durumda. Bu istihdamdan yararlanmaları çok ağır şartları yok. İlk şartımız yurt dışında yapılan işin konusu inşaat, onarım, montaj ya da teknik hizmet olacak. İkinci şartımız bu işlerden sağlanan kazançlar Türkiye'de genel netice hesaplarına intikal ettirilmiş olacak. Yine bir 5422 uygulamasını olduğunu hatırlayanlar bilir. Eskiden bu istihdamdan yararlanmak için hasılatın belli oranındaki kısmının Türkiye döviz olarak getirilmesi bir şart var. Şu anda öyle hiçbir şartımız yok arkadaşlar. Bu işlerden getirdiğimiz hasılatın bir kuruşun bile Türkiye'ye getirmesi yine biz bu istihdamdan yararlanabiliyoruz. Tek şartı sağlanan kazancın Türkiye'deki defterlere kaydedilmesi. Türkiye'deki defterlere kaydedilmesi
bizim yani ticari kar, dönem kar içerisinde göstermemiz, o dönem için kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca indirim konusu yapmamız için yeterli olmalıdır. Yine birçok kurumlar vergisinin köprünün bu faaliyet türü itibariyle faaliyetlerinden mükelleflerin yararlanabildiği bir başka istisnası, kurumlar vergisi kanunumuzun yine 5. maddesinin ıberdinde yer alan, kısaca bizim eğitim ve rehabilitasyon kazanç istisnası diye adlandırdığımız istisna. Arkadaşlar öncelikle bu istisnada 625 sayılı özel öğretim kurulları kanunları kapsamında yer alan okul öncesi eğitim, ilk öğretim, özel öğretim, orta öğretim özel okullarıyla şu mavi yazanlar milletlerine ve 2017'den itibaren geçerli özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kazançları da 2017'den itibaren açılmış olmaları koşulunda bu kapsama girdi. Yine aynı şekilde istihdamdan yararlanabilecek. Son olarak ise rehabilitasyon merkezinin işletmesinden doğan kazançlar ama her rehabilitasyon merkezi değil. Bu rehabilitasyon merkezinin ya bakanlara kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakfa ya da kamu yararına çalışan derneğe ait olması gerekiyor ki bu rehabilitasyon merkezinin işletmesinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna olabilsin. O zaman bu istihdamdan şu anki sunumumuzda gördüğümüz 7 tür işletme için, bu işletmelerin kazançları için biz yararlanabiliyoruz. Bu istisna uygulamasında uygulamadan ortaya çıkan sorunlar neler? Nelere dikkat edeceğiz? Arkadaşlar bu saydığımız 7 grubun dışında kalan, örneğin öğrencilerin istedikleri derslerde yetiştirmek, bilgi düzeylerini yükseltmek, yine bu amaçla faaliyet gösteren derslerde, kişilerin sosyal, kültürel ya da mesleki alanlarda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimleri geliştirmek veya boş zamanları, serbest zamanları değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren işte üniversitede, liseler hazırlık kursları, bilgisayar, sürücü, dans, balon, mankenlik, spor kursları gibi kursların elde ettikleri kazançta bu istinaden bildiğimiz üzere yer alabiliyorlar. Aynı şekilde öğrenci tüm vergisi adı altında çıkan işletmelerin de bu istinaden yer alabilmesi söz konusu değil. Bu istisnalar genel kuram olarak sadece eğitim, öğretim hizmetlerinden kaynaklanan kazançlar için uygulanabiliyor. Ama bazen özellikle özel okullarda eğitim, öğretim hizmeti içerisinde paket olarak konaklama ve yeme içme hizmeti de verilebiliyor. Bu durumda Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalarda muktezayla tedbir bazında denilmekte ki eğer okul ücreti içerisinde yeme içme ücreti ya da konaklama ücreti bir arada alınıyorsa bunun tamamı üzerinde istinaden yararlanabilirsiniz. Bunu şöyle karıştırmıyorum. Gelir vergisi kanunu özel eğitim harcamalarını indirirken okul kısmını indirebiliyoruz. Ama okulda yemek veriyorsa yemek kısmını indiremiyoruz. Burada ise bir vergi yapılmamış. Kazancı tamamı okul açısından vergiden istina edilmiş. Ama bu okulların ya da rehabilitasyon merkezlerinin bünyesinde büfe, kantin, kafeterya, kitap satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden, gerekse bu sayılanların kiraya verilmesinden doğal bir kazanç varsa bu kazançlar eğitim faaliyetiyle ilgili kabul edilmediğinden istinadan yer alamıyor. Arkadaşlar bu istisna bildiğiniz gibi süresiz bir istisna değil. Bu saydığımız kuruluşların faaliyete geçtiği dönemde dahil olmak üzere 5 vergilendirme dönemi için bu istisnadan yer alabilmesi mümkün. 6. yıldan itibaren ise genel esaslara göre vergilemeye başlanıyor. Uygulamada bazı okul sahibi mükelleflerimiz açık gözlük yapıyor. Şöyle ki, bu istihdamdan daha uzun süre yer alabilmek adına okulu götürüyor, bir başka binaya 4-5 yıl sonra taşıyor. Sanki yeni bir okul açılışmış gibi kabul etmek suretiyle 5 yıllık istihdamda yeniden yararlanmaya başladığını düşünüyor. Maliye Bakanlığı'nın hemen verdiği tüm muktezalarda aynı okulun bir başka binaya taşınmış olması yeni bir okul açılışı olarak kabul edilmez, istihdamda sıfırdan yararlanamaz şeklinde görüş bildirilmektedir. Yine bildiğiniz üzere teşvik mevzuatı hükümlerine göre özel eğitim, öğretim kurumlarının yapılması, inşası teşvik ediliyor. Bu anlamda da bu mükelleflere teşvik vergilerinin verildiği indirimli kurumlar vergisi uygulamasının gündeme geldiğini görüyoruz. Bu durumda da arkadaşlar adlı şu sorunun gelmesi gayet doğal. Bir okul düşünün siz, bu okulun teşvik vergisi kapsamında inşa ettiniz. Yapmış olduğunuz harcamalara bağlı olarak yine Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği teşvik vergisi istinaden yararlanmaya kazandığınız indirimli kurumlar vergisi uygulamasının
uygulaması da buna bağlı olarak da yatırıma katkı tutarı var. Şimdi bir ülkeyle bu okulu açtığı zaman hem 5 yıllık süreli bir sınavdan yararlanması mümkün, hem de bu teşvik vermesi bir sınavda indirimli kurumlar vergisine yararlanması mümkün. Yani bu iki uygulamanın çakıştığı bir dönem olabiliyor. Bu durumda ne olacak diye sorulduğunda Maliye Bakanlığı diyor ki, bahsettiğimiz istisna 5 yıl süreyle uygulanabilen bir istisna. O yüzden siz öncelikle 5 yıl boyunca kazancının tamamını vergiden istisna edin. 6. yıldan itibaren doğan kurum kazancınız artık müstahara yer alınamayacağı için o kurum kazancı üzerinde indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yer alınmaya ayrıca ne yapabilirsiniz? Başlayabilirsiniz. Az önce de söyledim, tekrar söylüyorum. Biliyorsunuz özel güneş ve gündüz bakımının açılışı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan izin alınması gerekiyor. Bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan izin alınan koşuluyla kurulmuş burada. Kreş ve gündüz bakım evleri, dikkat edin, eskiden açılanlar için hiçbir istisna yok. 2017'den itibaren açılmış olmaları koşuluyla aynı 5 yıllık istisnanın bunlar için de tanıdığını görmeliyiz. Arkadaşlar, hala ülkemizde kooperatifleşmeye sıklıkla rastlanmakta. O yüzden kısaca kooperatiflerin durumlarına bir bölümde değinmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere kurumlar vergisi kanunun 2. maddesinde kurumlar vergisi mükellefleri sıralanırken kooperatiflerde kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılır. Evet, kural olarak kooperatifler kurumlar vergisi mükellefidir ve doğan kazanç üzerinden kurumlar vergisi ödemeleri gerekir aslında. Ancak her ne kadar mükellefler arasında 2. maddede sayılmış olsa da kurumlar vergisi muafiyetlerinin üzerinde 4. maddenin K bendinde denilmiş ki eğer kooperatifler şu sıralayacağımız şartları sağlıyorlarsa o zaman kazançları dolayısıyla, faaliyetleri dolayısıyla kurumdan vergisinden muaftırlar. Bir de aynı şey önce şunu söyleyelim. Tüm şartları sağlasalar dahi tüketim ve taşımacılık kooperatifleri kurumlar vergisi mükellefinin muafiyetinden yararlanabilir. Bunlar dışında kalan kooperatiflerin muafiyetten yararlanabilmesi için de öncelikle ana sözleşmelerinde şu 4 hususa yer vermiş olmaları, o da yetmiyor. Ana sözleşmelerinde yazılı hususlara da fiilen uymuş olmaları gerekiyor. Neler onlar? 1. Ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması. 2. Yönetim kurulu başkan üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi. 3. Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması. 4. Kooperatifin yapmış olduğu tüm işlemlerin ortak için işlem tanımına uygun gerçekleşmesi. Ortak için işlem ne demek? Bir kooperatifin kuruluş amaçları doğrultusunda kendi ortaklarıyla gerçekleştirmiş olduğu işlemleri biz ortak için işlem adını veriyoruz. Şimdi bu saydığımız şartları sağlayan kooperatifler esas itibariyle kurumlar vergisi muafiyetten yararlanıyorlar. Eski uygulamada biliyorsunuz bu 4 şart ilaveten 5. bir şart vardı. Bir de kooperatif muafiyetten yararlanmak istiyorsa üst birliğe üye olması gerekiyordu. Bu şartı 5500 lira yasada yani genelde de artık böyle bir şart yok. Şimdi genel olarak kooperatifler için muafiyet şartları belirlendikten sonra yapı kooperatifler için hem kolaylaştırıcı hem de zorlaştırıcı bazı ilave düzenlemeleri yer vermiş. Kolaylaştırıcı yapacak olursa yani meslek mensupları biliyorsunuz normal bir arsa kooperatifinin ya da bir yapı kooperatifinin sahip olan arsayı satması ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında bir müteahhite vermesi ortak kişi işlem kabul edilir ve muafiyet ortadan kalkar. Ama uygulamada bu sistem çok yaygınlaştığı için 5520 sayılı kanunla bunda bir yumuşama sağlandı, mükellefiyle düzenleme yapıldı. Dendi ki, ne diyorsun bu benim? Hatta mesaj açtım. Ara verelim mi, vermeyelim mi? Yok, yok vermeyeceğiz yani. Ama aşkın yüklemesi oldu başkanım ya. Olsun. Ara yok. Ezberi de var. Sorular gelirse iyi başlayalım. Şimdi biraz daha zaten benim kısım bitiyor arkadaşlar. Biraz daha sanırım bize vereceğim zaman biraz. Dediğim gibi normal şartlarda kalp karşı insan sözleşmesi kapsamında kooperatiflerin arsaların mücadele vermesi ortak bir işlem olarak kabul edilir ve muafiyet ortadan kalkar. Ama değerli kanunda siz sahip olduğunuz arsa mücadele verdiniz. Her bir üyeye bir adet mesken ya da iş yeri sağlayacak şekilde sözleşme yaptıysanız bu ortak bir işlem sayılmaz ve muafiyet engel
teşkil etmez. Ayrıca yapı kuvvetleri muafiyetten yararlanmak istiyorsa yine kuruluşlarından inşaatın tamamlandığı tarihe kadar yönetim ve denetim kurumlarında bu inşaatı üstlenen kişilere, hatta bu ne durumu, kurumlar arasında 13. maddesi yer alan düzenlemelere göre onlarla ilişkili kabul edilen kişilere dahi yer verilmemesi gerekir. Son olarak ise yapı ruhsatı arsa konusunun kooperatif düzen işçilerine tescil edilmiş olması gerekiyor ki bu muafiyetten yer alınabilsin. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz, eğer kooperatifler bu muafiyet şartlarını sağlamalarına karşı daha sonra bu şartlardan herhangi bir ihlal ederlerse ihlal ettikleri dönemden itibaren kurumlar vergisinin mükellefiyeti bildirilir. Bu şarttan ihlal edilmesi de aslında çok kolay. Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bir kooperatif sormuş Maliye Bakanlığı, demiş ki biz yapı kooperatifiyiz, işlerimizde kullanmak, malzeme taşımak için bir kamyonet almıştık ama bu kamyonet içinde altın kaldı, biz bu kamyoneti sattık, muafiyet gitti. Cevabında diyor ki Maliye Bakanlığı, bu kamyonetin satılması ortak dışı işten kabul edilir. Dolayısıyla sadece bu nedenle bile senin muafiyetin ortadan kalkar. Yine oradan çok rastladığımız bir başka konu. Kooperatiflerin, bizler de zaman zaman bunları görüyorsunuz meslek kurumumuz itibariyle, yönetim ve denetim kurumlarına yer alan kişilere yapılan huzur hakkı ya da diğer haklara yapılan ödemeleri durdurur. Arkadaşlar isterse kooperatif yönetim ve denetim kurumunda gidenlerden ödemeyi almayıp onlara aylık ödememek suretiyle menfaat temin ediyorsunuzlar. İsterseniz onlara aylık sabit belli ödemeler yapın, olun. Her durumda bu üyelere sağladığımız, yönetim ve denetim kurulu üyelere sağladığımız menfaatler ücret olarak kabul ediliyor. Mutlaka onlara sağlanan menfaatı kontrol almak ve muhtasar vermeleri verdiği suretiyle stopajların ödenmesi gerekiyor. Ben başkanımın tabiriyle uzun bir düzeltme, kısa zamanda fazlaca bir yüklemesi yapmaya çalıştım. Yine zaman zaman söz ele alacağız. İkinci bölümde İrfan Bey sizlere belli konuları açıklamalarda bulunacak. Benim kısa bir